Efendim 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi karşımızda çok güzel bir konuğumuz var. Kendisi uzman estetisyen Tuğba Ülgen Gürle. Uzman estetisyen ve aynı zamanda eğitimcisiniz. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok da ersi bu zamanda iyi diyelim, iyi olalım. Çok güzel gülen, her şeyden önce pozitif, hoş gülüşüyle hem de güzelliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Teşekkür ederim. Ne mutlu size. Bir de tabii cilt güzelliğinden bahsedeceğiz bugün. Hı hı. Ama bir de eğitimci kimliğiniz var. İsterseniz ondan biraz bahsedelim. Çünkü uzman estetisyen olmak isteyenler aynı zamanda bir yol gösterici de olsun istiyorlar. Neler yapılmalı, nasıl yapılabiliyor, nasıl eğitimler var? Bize genel o eğitimden bahsedebilir misiniz? Mesela bizi izleyenlerden de belki vardır uzman estetisyen olmak isteyenler. Nasıl olunuyor, nasıl eğitimler var? Kesinlikle. Şimdi yani bu eğitimlerin süreci ne kadar alırsanız alın. Önemli olan bunu çok iyi pratik şekilde kullanmak. Çünkü bize gelen öğrenci biz ana temeli önce öğretiyoruz. Yani ana temeli öğrendikten sonra üzerine devamlı koymanız lazım. Yani şunu diyeceğiz, ben biliyorum diye bir şey yok. Daha ne öğrenebilirim? Çünkü bizim işimiz çok geniş bir sektör. Tabii. Her alanda kendimizi yetiştirmemiz lazım. Yani güzellik derken bu her şey içerisine geliyor. Sadece krem sürmekten bahsetmiyoruz. Beslenmeden tutun, hayat standartınıza kadar gidiyor. Ben hep hatta öğrencilerime şunu söylerim. Yani biz sadece krem sürmüyoruz. Ruh, beden ve zihne hitap ediyoruz. Aşağı touch terapi dediğimiz dokunarak yapılan terapiler ve bakımlarımız var. Bunlar çok önemli. Otomatik olarak kişiye yansıyor. Demin çok güzel bir şey söylediniz. Bir yere gittiğiniz zaman ne yaparsınız? Önce kişiye bakarsınız. Yani bir 100 kiloysa evet diyetisyen inandırıcı olmaz veya benim yüzümde sivilceler varsa inandırıcı olmaz. Önce ne der kişi? Kendine bak der. İşte bizim eğitimlerimizde hep verdiğimiz, vurguladığımız olay bu. İşte bunun içerisinde anatomi, kozmetoloji, cilt bakımı, iğneli epilasyon, makyaj, masaj, vücut bakımları. Yani A'dan Z'ye bize gelen öğrenci, kalıcı makyaj da var bunun içerisinde makyaj eğitiminden sonra isteyenlere. Her şeyi öğretiyoruz. Dediğim gibi temel olarak bu dersleri alıyor ve 826 ders saati sürüyor 6 ay. 6 ay boyunca bu eğitimi alıyor. 6 ay. Ve bu günlerde tabii artık tabii bu dönemden dolayı butik eğitim dediğimiz butik eğitime döndük. Yani kişiyle birebir eğitim verebiliyoruz. 2 kişiden fazla almıyoruz. Zaten sosyal mesafeden dolayı. Kesinlikle o çok önemli. Zaten bizim işimiz oydu. Biz hep zaten derslerimizde biz maske kullanıyoruz, bone takıyoruz, eldiven takıyoruz. Vardı zaten bizim hijyen bu. Her şeyin başında kesinlikle geliyor. Kesinlikle. Bir de bizim işimizde mikroba çok açık bir iş. Her zaman müşteriyle birebir çalışıyorsunuz. Çok dikkatli çalışmak lazım. Zaten bunu şimdi daha da ikiye katladık. Daha dikkatli nasıl çalışması gerektiğini. Farkındalığımız arttı biraz daha. Kesinlikle yani. Tabii demin de söylediğiniz gibi tabii temizlik derken de bu sefer ciltler kurumaya başladı. Yani tamam antibakteriyel şeyler kullanıyoruz da tabii çok fazla temizlik de Eller tahriş oldu, cilt kurudu. Bozuyor. Ve onun içinde ne yapmak gerektiği içinde bilgiler veriyoruz. Yani bilgi dağarcığımız biraz daha farklı yönlere kaymaya başladı. Dediğiniz gibi farkındalık ve uyanmaya başladık. Yani bilinen şeyleri unutmuştuk. Yani doğal beslenme diyoruz. Zaten vardı bu anneannelerimiz zamanında. Tabii. Şimdi tekrardan özümüze dönmeye başladık. Hı hı. Bir de tabii her şeyden önce bakın anlatırken bile ne güzel gülümsüyorsunuz. Gülümseyen kadın her zaman güzeldir. Benim de bakış açım bu. Pozitiflik her şeyden önemli. Kesinlikle. Hayata bakış açınız. Hayat zaten zor. Değil mi? Gülümsemek, yani evet. Mutlu olmak gerekiyor. Evet. Güzel olmak için, bakımlı olmak, temiz olmak için de. Bir şey daha söyleyeyim. Bu arada erkekler geçti hanımları, bayağı kadınları. Değil mi? Doğru. Kadınlar diyoruz şu an onlarda da. Şu anda çünkü erkek kuaförlerine cilt bakımları yapılıyor, manikür pedikür yapılıyor. Eskiden böyle negatif bakılan şeyler, sağlıktan bahsediyoruz biz burada aslında. Güzellikten çok sağlık. Sağlıklı olursanız demin dedik ya sağlıklı cilt güzeldir, parlaktır. Zaten cilt sağlığı aynı zamanda. Hepsi bir bütün. Onun için sağlığımızı korumamız lazım. Kendi kendimizin doktoru olacağız. Siz kendi bedeninizi bilirsiniz. Kendi bedeninizde bir şey olduğu zaman gidersiniz, şikayet edersiniz. Şunu altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim mesleğimizde cildin üstüyle ilgileniyoruz, altıyla değil. Buzdağıyla düşünürseniz tabii. Eğer çünkü bütün problemler içten kaynaklanıyor. Önce içteki problemleri çözeceğiz. Ondan sonra biz cilalama kısmındayız, bir üstteyiz. Harikasın. Cildin üstüne nasıl yapmamız gerekiyor, tekrar nasıl oluşmamız gerekiyor, onları nasıl bastıracağız onlarla ilgili. Dolayısıyla mutlaka bir uzmanına danışmalı kişiler, cildini iyi tanımalı, yönlendirmelere dikkat etmeli. Dolayısıyla bunlara uygun hareket etmeli. Cildime bakacağım derken yanlış bir şey de yapmamalı. Lütfen, evet bu çok çok önemli konular. Onun için yani bu tip yayınlarda biz bunları vurgulamak istiyoruz. Tabii de uzmanlık derken buna da takıyorum, şöyle ki takıyorum. Uzman kelimesi önemli bir kelime. Yani 6 ay sonra güzellik uzmanı olamaz.
olamazsınız. Hı hı. Yani uzman olabilmek için biliyorsunuz bir hekimlerimiz 10 sene okuyor, 10 seneden sonra uzmanlık tabii, şeylerine tabii. giriyor, sınavlara giriyor. Bu kolay bir şey değil, kolay bir kelime değil. Hı hı hı. Ben bile 20 sene sonra uzman oldum. 30 senedir bu sektördeyim. 20 sene sonra önce bir uzmanlık belgesi aldım. Onda Amerika'da bir eğitimi sınava girdim. Yani hiç kolay değil. Onun için hani araştırmacı olmak lazım. Bilgi ve donanıma yatırım yapmak yatırım yapmak lazım. Bir de hiçbir şey kübik böyle direkt bir hap gibi bir bilgi değil. Çünkü ciltler farklı, yaş farklı, genler farklı. Kişiye özel çözümler üretilebilmesi çok önemli. Kesinlikle. Kişiye özel bakım zaten bizim burada verdiğimiz bakımlar. Artı bizi hiç yaş ilgilendirmiyor. Cildin yaşı ilgilendiriyor. Şu anda hep değişti. Eskiden 20 yaşından sonra cilt bakımıyken şimdi 18-12 hatta yaşa kadar indi. Çünkü hava değişti. Tabii. Radyasyon içerisinde artık gençler besleniyor. Bir de make-up'a, ya makyaja çok yoğunlaştılar. Biraz evet. bir şey çıkıyor hemen üzerine makyajla kapatmaya evet. çalışıyor. Yani 12'li yaşlarda fondötenler kullanılmaya başlanıyor. Çok. Bütün işte kuru pudralar, cildin uygun olmayan makyaj ürünlerinin kullanılması çok hızlı tüketiliyor. Dolayısıyla mutlaka burada bir uzman estetisyene danışılmalı. Cilt problemi varsa da önce doktorundan evet. bunun evet. tedavisi başlatılmalı. Evet. Zaten bunlar da tedaviye destek de aynı zamanda. Kesinlikle. Çünkü o tedaviyi yaparken cildine iyi bakmazsa onun da sonucunu almayacaktır, öyle değil mi? Tabii ki bunlar hep iç içe zaten. Aynen. Şimdi doktor kalkıp cilt bakımı kremi uğraşamaz. Yani ona zaman ayırması yazık zaten bu kadar okuduğu zaman. Ya da en yoğunluğunda oturup yani cilt bakımı yapacak hali yok. Onun için onun bölümü tedavi. Birlikte çalıştığınız evet. bir şey yani. Tabii. Hı-hı. Beraber çalışılması lazım bir sektör. O tedavi sonrasında destekçi yine size gelir, yine bir şeyler yapılır ama yatırım yapmak isteyen ve böyle cildinin yüzeyindeki problemlerden sıkıntılı kişilere nasıl bir süreç takip ediyorsunuz? Ne yapıyoruz mesela? İlk önce size bir şey söyleyeyim mi? Sizi kutluyorum. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Hep bam teline basıyorsunuz gerçekten. Yani benim hep dolu olduğum konular bunlar. Ne güzel. Bir de bir şey söyleyeyim. Bizim eğitimlerimizde hani online'a geçti çoğu yerler. Online eğitim bizde olmuyor. Teori eğitim verebiliriz ama bizim uygulama tabii. eğitimlerimizde cildi görmemiz, uzaktan bakarak olmaz. Dokun altını hissetmemiz lazım. Onun için de demin dediğiniz gibi hani resim çekeyim de gönderin bana da bir bilgi verin olmaz. Geldiği zaman kişiye muhakkak bir konsültasyon kartı dolduruyoruz. Bu çok önemli. Soruları gördüğünüz zaman ya ben de alt tarafı bir cilt bakımı yaptıracağım. Niye bu soruları soruyorsunuz? Ve alt tarafı değil siz çünkü alt tarafı bir kişi değilsiniz. Siz özel bir kişisiniz. Özel bir bakım yapacağız burada size özel. Onun için de sizinle ilgili olan bilgileri öğrenmem lazım. Zararlı alışkanlıklarınız var mı? Ne kadar besleniyorsunuz? Uyku düzeniniz nedir? Bunlar hepsi cilde etkileyen faktörler. Tabii, tabii. Çünkü sağlık içinde yapılan bir şey. Stres durumunuz, kaçta kaç streslisiniz, ne durumdasınız? Bunlar hepsi cilt derken sadece yüzü düşünmeyelim. Yani saç telinden ayağa kadar. Çünkü en büyük organımız cildimiz. Hı hı. O cilt üzerinde, vücut üzerinde de tamamen tepkiler olur. Hı hı. Nerede zaten kendinizde iyi hissetmiyorsanız tak diye orada ya sivilceler çıkar ya kızarmalar başlar, tabii. kaşıntılar başlar. Yani o hatta yanlış verir. Ürünlerle cilt tipini bile değiştirebilir kesinlikle, kişi değil kesinlikle. Mi? Gözde şişer, kızarır da demin de söylediğimiz şeyler bunlar. Kişinin hep onu söylüyorum duyarak, reklamlardan duyarak değil lütfen. Yani bu çok önemli. Peki galiba böyle bize bir şey de getirmişsiniz. Nedir bu? Şimdi ben tabii araştırmacı derken bu benim mesleğimde beni gezgin de yaptı. Tabii benim bu mesleğimle beraber önce bir Asya'ya açıldım. Çünkü Asya gerçekten insana önem veriyor. İnsana değer veriyor. Baktı gittiğiniz zaman kendinizi bir işte böyle acayip bir şey hissediyorsunuz. İşte hemen karşılamaları, sizi ağırlamaları. Şımartılıyorsunuz yani. Orada yapılan bakımlar insanlara. Çünkü onlar insanların ticari olarak bakmıyor. Normal hayatı. Masaj onların geleneği zaten. Yağlar, aromaterapi, beslenmeleri hakikaten doğal. Çünkü hiç yabancı bir şey gelmemiş. Ne zaman bazı ülkelere girişler başlamış yabancılar, işte fast foodlar o da bozulmaya başlamış. Yani hep ekonominin verdiği telaşlarla telaşlar, evet, doğal olandan uzaklaşıp hep yapay şeylere ulaşmış. Tabii Asya bu konuda da çok zengin olmadığı için daha kapalı, daha doğal, daha doğal şey. Besleniyor. Onun için hep biz ne yapıyoruz? Şimdi oralardan o doğallığı buralara getirtmeye başladık. Peki siz ne getirdiniz o zaman? Şimdi ben en son dediğim gibi Asya'dan Latin Amerika'ya geçtim. İşte orada hep ciltleri araştırıyorum. Nasıl besleniyorlar, ciltlerin etkisi ne diye araştırırken bir baktım Afrika'ya hiç gitmemişim ben. Bir Afrika gezisi ben yapıyorum. Ben de gitmemişim. Lütfen gidin. İşte bu bitsin yani gidin.
Etiyopya gezi ziyaretimde neden Etiyopya'ya gittim? Çünkü orada kabile yaşantısını çok merak ediyordum. Hmm. Omo Vadisi diye bir vadinin içerisinde yaşayan kabileler var. Müthiş bir kültür, müthiş bir zenginlik var orada. Yani baktığınız zaman insanlar fakir gibi gözüküyor. Hayır değil, çünkü insanın yaşayış tarzı o. Sonra bakıyorsunuz, acaba kendimize mi acıyalım? Onlara mı acıyalım? Çünkü radyasyon yok, doğal bir yaşam var, doğal bir beslenme var. Yani açıkçası insanlar gülüyor. Yani benim üzerimdeki şeylere bakıp incik boncuk veriyoruz onlara. Öyle resim çektiriyoruz. Yani aslında çok... yarış yok, gerginlik yok. Yok, çünkü bilmiyor. Yani internete falan olmadığı için kıyaslayacak bir şey yok. Hayat onun orada olduğunu biliyor. Hem saygı gösteriyorum hem de gerçekten takdir ediyorum. Yani benim yaşantıma bakıyorum. Ben hep devamlı mücadele içerisindeyim. İşte orada beslenmelere dikkat ederken, yoldan geçerken bir böyle dal, yeşil bir dalla karşılaştım. Tabii işim geride beslenmelere dedim ya, bakıyoruz nasıl beslenelim, edelim işte doğallık, organik, hep bundan şimdi bir şey... Moda olmasa tabii, da şu anda moda ama yavaş yavaş doğala dönüş başladı her yani şeyde. Normalde olması gereken şeyler işte kaybedince tekrardan özümüze dönmeye başladık. Keşke fırsatımız olsa, böyle anlatırken gülümsüyorsunuz. Hepimizin gidip oraya onu görüp farkındalığımız artsa. Kesinlikle. Hani görmeden insan hayal edemiyor pek. Evet, bulunduğunuz yerde anlamıyorsunuz. Hep böyle sanıyorsunuz her şeyin, dünyanın böyle döndüğünü sanıyorsunuz. Ne güzel, siz bize yaşatıyorsunuz şu an. İnşallah hep beraber gidelim. Bunu yapabilirim yani. Zaten şöyle bir şey oldu. Orada Etiyopya'dan o Moringa ile tanıştığım zaman, Türkiye'ye döndüğümde araştırdım. Türkiye'de de hiç kimse bilmiyordu. Yani getirmemiş. Çünkü her şey var, olmaması mümkün değil dedi. Muhakkak birilerinden ben bulurum. Bulamadım. Sonra ben ithalatını yaptım Etiyopya'dan, bir fasıl getirdim, denedim. Şöyle bir şey yapıyorum tabii, şimdi organik derken de dikkat etmemiz lazım. Ben aşırı alerjik bir cilt olduğum için önce kendimde denedim, içtim, kullandım. Çünkü kabarırsam alerjiyi önce kendimde yaşarım. Baktım etkilerini, iyi sonuçlar almaya başladım 3 aydan sonra. Deneyin dedim, getirebilir miyim? Bir fasıl getirdim, sonra tutmaya başladı. Ama öyle reklamlarla patlatmadım. Adım adım gidiyorum. Yani satışlarım öyle şeylerde, çok fazla büyük pazarlarda değil. Çok dikkatli. Ve bu içerisindeki şeyin değerlerini öğrenince kişiler üzerinde de herkese etrafıma önce vermeye başladım. Olumlu tepkiler alınca da işe koyulduk. Tam böyle çok güzel anlattınız. Bir bitki dediniz, sonra içilebilir bir şey dediniz. Bize gösterebilir misiniz? Tabii nasıl ki. Bir şey bu? Bu moringamız, moringa ağacın adı, ağaç. 500 yıllık geçmişi olan bir ağaç. Şöyle göstereyim. Bunun yeşil yaprakları, yapraklarının öğütülmüş halini, toz halini getirtiyorum ben bunu. Hmm. Hem yiyoruz, hem içiyoruz, hem sürüyoruz cilde. Ye, iç, sür benim formatım. Harika. Çay olarak içebilirsiniz. Keklere, böreklere, pastalara kullanabilirsiniz. O çünkü kadar yenilebiliyor. Evet. İçindeki mineral, protein, potasyum, demir oranları çok yüksek olduğu için bunu istediğiniz şekilde tüketebiliyorsunuz da, ekmek yapabiliyorsunuz. Glutensiz yiyenler kullanabiliyor. Her şekilde bunu... Peki kimler aday buna? Yani kimlere tavsiye ediyorsunuz? Bunu şimdi tabii hastalıklara onu hiç vurgulamıyorum. Çünkü doğanın kendine verdiği zaten her şey o hastalıklara karşı onarma işlemi yapıyor. Onun için ben doktor grubumla çalışıyorum. Onlar hastalığını öneriyorlar. Ama dediğim gibi buradaki amaç hastalığın oluşmasını engellemek. Şu andaki piyasada vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyoruz. Süper. Bağışıklık sistemi kuvvetlendiğinde zaten cilt de güzelleşiyor, kişi de güzelleşiyor. Direnç artıyor. Anladım. Yani bu tam bir sisteme, kişinin sağlıklı hayata geçişine destek bir ürün olarak anlatıyorsunuz. Aynen öyle. Ne kadar zamandır var bu? 3-4. senemize girdik. 4 yıl oldu. Evet, 4 yıl oldu. O zaman Moringa'nın mucizelerini daha detaylı dinlemek için tekrar ağırlamak isteriz. Seve seve. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Tuğba Ülgen Gür'le bizlerleydi kendisi. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.